Kesinlikle hepimizde bir anne şefkati olması lazım. Biz ümmete dahiliz, ümmete mensubuz. Ümmet kökünden gelir. Ümmet insanlığın anne toplumu demektir. İçimizde şöyle bir şefkat olsun. Bir insana bir hidayet iletebilir miyim? Bir insanı daha vahiy ile buluşturabilir miyim? Hidayete vesile olabilir miyim? Gibi bir derdi, bir kaygıyı içimizde hep taşıyalım. Ve Allah'ın kullarına karşı şefkat ve merhametli olalım. Unutmayalım, bu anlamda imanımız doğuruyorsa eğer, imanımızın doğurduğu insanın annelerin doğurduğundan daha vefalıdır. Annelerin doğurduğu ahirette kaçacak da yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibeti. Annelerin doğurduğu kaçacak, doğuran anneler kaçacak da imanların doğurduğu kaçmayacak, doğuran imanlar kaçmayacak. El ahillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttakîn. Muttakiler hariç geri i̇şte, kalan birbirine işte düşman olacak. Evet. İşte şahit. Dolayısıyla ne olur diyorum. Ne olur. Annelik yani şu yeryüzünde ölümlü bir insan doğurmak bir hanımı bu kadar değerli kılıyor. Peki şu yeryüzünde kalmayıp ebedi hayata gidecek olan bir iman doğurmak ya insana ne kadar büyük değer katar? Onun için ne olur etrafımıza şöyle bakalım. Bir insana daha bu suyu, bu mübarek suyu nasıl götürürüz? Ya Rabbi bir insana daha bu iman suyunu nasıl ulaştırırım diye çırpınalım, tir tir titreyelim. Bu konuda var gücümüzü, cehdü gayretimizi harcayalım. Göreceksiniz, bakacaksınız, imanımız iman doğuracak. Ve ahirette onlar şahidimiz olacak inşallah.